Pazar günü saat 19.30 ile 20.00 arasında olay oldu. Evin önünde olay oldu mesela, kapının önünde, dükkanın önündeydi. O saatlerde silahlar patlamaya başladı yani seçim esnasında, sonuçlar açıklanmaya doğru. Silahlar patlamaya başlayınca kurşunlar yağmaya başladı sokaklardan. Nereden kurşunlar geldiğini bilmiyorum. Bu esnada kızım mesela ona seslendi yani, Kübra içeri gel, kurşunlar falan olaylar oluyor diye seslenince içeri girmesi için. Bu esnada kafasını çıkarıp yukarı bakınca kurşun kafasına isabet. Soruşturma falan başlatıldı zaten. Ona yer inceleme gitti. Polisler burada bizim ifademiz alındı. Şikayetçi misiniz diye. Kimden şikayetçi olacağız? Biz bilmiyoruz ki kurşunun nereden geldiği, kimin aldığını bilmiyoruz. Bizim yüreğimiz yandı. Kimsenin yüreği yanmasın. Böyle olaylar bir daha olmasın. Böyle bir mangandalıklar bir daha olmasın. Yani onlardan ricam, böyle bir kutlama yapılmasın. Yani herkes kutlanmasını, sevincini kendi evinde yapsın. Yani lehim mangandalığın yaşanması şart değil ki. Yazık yani, bizim yüreğimiz, ciğerimiz yandı, başkasının ciğeri yanmaz. Sağlık durumu ağır. Şu anda kendi yaşam mücadelesi veriyor şu anda zaten. Makineye bağlanıp tübe edilmiş. Şu anda durumu ağır. Doktorlardaki durumu ağır, durumu ciddi. Ama Allah'tan umut kesilmez yani. İnşallah Allah'tan umudumuz inşallah olur. İnşallah döner yani. Yani devletimiz biraz bu konularda biraz ciddi, hassasiyet davranması lazım. Yani kutlamalar niye özellikle silah üzerinden oluyor? Niye? Niye başka Kübra'yı, Emir'imi, Salih'imi, Şüveli'imi, bu küçük çocuklar niye yaralanıyor? Bunların günahı, suçu ne? Yani diyecek bir laf bulamıyorum. O dakikalarda bir önlem alabilirlerdi. Yani bu mangandalar için önlem alınabilirdi yani. Ben onu düşündüm, onu bilindim, o fikirdeyim. Yani o kadar silah onunla atılacağını biliyorlardı. Çünkü 14 Mayıs'ta da aynı kutlamalar yapıldı, aynı olaylar oldu. Aynı kurşunlar çıkıldı, o kadar maganda gene çıkıldı. 28 Mayıs'ta da aynı şey yapılacaktı, biliyorlardı zaten. Niye önlem alınmadı mesela? Önce güçler o kadar kişilerde silahlar yakalandı o zaman. Niye silahlar geri verildi? Mesela İlk Peygamber civarında orada magandaların silahları yakalandı. O şekilde bir daha geri verilmiş o sınavdaki o silahlar. Biz öyle duyduk yani. Ama niye o silahlar geri veriliyor? Niye magandalar eline bir daha geri veriliyor? Ancakken niye devlet bunlara serbest veriyor? Niye? Niye öyle malum ya?